Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi e, bizi uzun zamandır takip eden dostlarımız e, ne tarz videolar çektiğimizi, hangi şirketlere yatırım yaptığımızı, hangi şirketlerin önü açık olacağıyla ilgili kendi öngörülerimizde bulunduğumu e, rahat bir şekilde bilebiliyor. Şimdi bir de onun sağlamasını yapalım değerli dostlar. Yani şu an karda mıyız, zararda mıyız? Para basacağız dedik. Şu an para basmadık mı, basmadık mı? Ya bu adam söylüyor da yani bu adam kendisi yatırım yapıyor mu, yapmıyor mu? Yani adam böyle e, sadece e, Endeks düşünce satıyor mu? Endeks yükselince alıyor mu? Destek dirençlere göre mi hareket ediyor? Yoksa temel analiz verilerine bakarak bir şirketin gerçek değerine kadar bekliyor mu? Beklemiyor mu? Onunla ilgili bir video çekmek istiyorum. Açıklayıcı bir video olacak. Kendi portföyümü göstereceğim. Kar zarar durumumu göstereceğim. Ne kadar kardayım? Ne kadar zarardayım? Bir prim yakaladık mı? Hangi şirketleri nereye kadar taşıyabilirim? bunlarla ilgili sizlere Portföy'ümde olan bazı şirketleri sizlere göstereceğim değerli dostlar. Yani anlatmak istedim değerli dostlar. Ya şurada mesela bütün videolarımızı görebilirsiniz. Yani bakın burada yabancıların alıp satım yaptığı şirketler küçük yatırımcı satıyor. Büyük balinalar alıyor dediğimiz şirketler. Portföy'de hangi hisseler var? Bak iki hafta önceki Pertway'mi görebilirsiniz. Hala aynı şirketleri taşıyor muyum? Taşımıyor muyum? Maliyetim kaç? Satıp kaçtım mı? Ne yaptım? Bunlarla ilgili biraz açıkçası güncel bir durum paylaşmak istiyorum. Çünkü burada da aynı şekilde dedim ki arkadaşlar ben Pört Bey'imi paylaşacağım inşallah yarın öbürsü gün. Şimdi bir bakalım değerli dostlar. Günceldir bu arada. Biraz önce ekran görüntüsünü çektim. Şimdi değerli dostlar şuraya baktığımızda. Aynı şekilde e, hisselerim elimde duruyor. Ereğli'dir, Üçağrı Menkul Kardemir'de, Sağol Varol, Türk Hava Yolları VBTYZ. Bunlar tamamen hala elimde duruyor ve hala herhangi bir lot işlemi ne aldım ne sattım bu şekilde bu portföyümde duruyorlar. Bazı hisseler burada daha var değerli dostlar. Onlar yeni aldığım için e, sadece katıl üyeleri görebiliyor onları. E, zaten katılda paylaştığım dışında herhangi bir hisse e, Portway'ime eklemiyorum değerli dostlar. Onu da ee, ince aynısını söyleyeyim sizlere. Şimdi burada e, R50 görebiliyorsunuz. Burada maliyetim var. Burada anlık fiyatı var. Özel gayrimenkul e, burada 4.90 maliyetim var. Hisse 7.20 seviyesindedir. Kardemir'de 7.50 maliyetim var. Hisse şu an 11.89 seviyesinde. Yani şöyle bir baktığımızda değerli dostlar Kardemir'de 7.50 nerede? Şuradaki seviyelerden alım yapmışız. Hisse şu an %58 oranında hatta daha önce %60 seviyesine gitmesine rağmen hatta %77 seviyesine gitmesine rağmen elimde çıkarmadım derdi dostlar. Bu şekilde uzun vade biraz bekletmek istediğimi aslında benim beklediğim bir fiyat var. Oraya gelir ise işte kademeli bir şekilde çıkış yapacağımı zaten daha önceki videolarda söylemiştim değerli dostlar. Şimdi e, yani %60 oranında Kardemir'de de bir e, hala karda olduğumuzu görebiliyoruz ya bu endeks sıkıntısı biliyorsunuz ki dün inanılmaz derecede bir endeks sıkıntısı yaşadık ondan önceki günler ondan önceki haftalarda sürekli bir endeks sıkıntısı yaşadık değerli dostlar. E, bu süre zarfı içerisinde inişler çıkışlar bizim için çok önemli olmaması gerektiğini sizlere özellikle Twitter'dan takip eden dostlarımız varsa e, gerçek değere odaklanmamız gerektiği ile ilgili düşüncelerimizi yorumlarımızı yaptık. Ondan sonra özel gayrimenkul vardı. Ee, Saol varol vardı. 13 TL maliyetim var. 12.90 TL maliyetim var. Saol'a baktığımızda değerli dostlar. Şöyle bir bakalım. Bu arada görüntü çok güzel değil mi? Yani şöyle biraz. Yarın öbürsü gün şöyle bir şey de yapsa. Yani umut ediyorum uzun vadede şöyle bir 20 TL seviyesi, 18 TL seviyesi. En azından benim öngörüdüğüm benim taşımak istediğim. Yani çok fazla dinlendirmek de istemiyorum. Çok fazla da konuşmak istemiyorum. Çünkü hem buradaki, yani bir, bütün aracı kurumlarda sağ olun vardır arkadaşlar. Yani bakın, burada 12.90 maliyetim. Hatta şurada da bir bakalım. Var mı başka sağ olun. Bakın burada da 12.98'miş. Yani bütün aracı kurumlarda sağ olun var, Kardemir'den var, e Ereğli'm var, Bimaş'ım var değerli dostlar. Bak VBTZ 30 TL'nin üstüne çıkmıştı. Yine elimden çıkarmadı. Bak yine 25 TL seviyesine kadar düştü. Çok fazla sıkıntı yapmıyorum. Çünkü uzun vade bekleyeceğim için herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Bakın Türk Hava Yolları 16 TL maliyetim var. Hatta şöyle bir bakalım. Hala taşımaya devam ediyoruz değerli dostlar. Şimdi 16 TL o da şuradaki seviyeler 16 22 şurası 29 70 yüzde 83 yüzde 84 bandında e, Türk Hava Yollarında hala kardayım bakın değerli dostlar bunlar ciddi rakamlar anlatabiliyor muyum? Yani bu borsa tarihinde bence görülmemiş rakamlar. O yüzden eğer ki diyorum size bir şirketin teknik analiz verilerine bakarak yatırım yaparsanız ya sizin bu kadar kar etme imanınız yüzde sıfır değerli dostlar. O yüzden temel analiz verilere bakarak bir şirketin gerçek değeri ne kadardır, nasıldır? Yani sen bir şirketin gerçek değerini bilirsen senin zarar etme ihtimalin yok abi ya. Bir hafta zarardasın, iki hafta zararda olabilirsin. Ya biz de gördük. Ya Türk Hava Yolları'nı hepiniz bilirsiniz değerli dostlar. Yani Türk Hava Yolları taban gördü. Ya buradaki seviyelerde bakın değerli dostlar. Hatta şurada şuradaki seviyelerden alınca bakın tam şuradaki seviyelerde alınca ise tekrar düştü. Bak kaç gün geçmiş biliyor musunuz? Şöyle bir günlük grafiğe çekeyim. Bakın. Şuradaki seviyelerden alım yapmışız. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 yüzde kaç? 15 gün sonra. 15 gün iş günü sonra yüzde %21 kara geçince bak tamam mı? Bir anda bir anda düşmüş burada. Tamam Burada %15'e düşmüş. Yani karım neredeyse %5'e düşmüş. 20 gün bekliyorsun. Yani neredeyse bir ay bekliyorsun. %5 primle bekliyorsun. Ama şimdi gerçek değerini bildiği için aslında burayı tahmin edebiliyorsun. O yüzden bu tarz şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. İnişler, çıkışlar mutlaka olacaktır. Bir ay boyunca beklersiniz. iki ay boyunca da beklersiniz. Üç ay boyunca da beklersiniz. Benim şu an Arçelik'te abi dört ay oldu. 4 ay oldu Arçelik'te bekliyorum ya. Şimdi biraz sonra ona da geleceğiz. 4 aydır arçelikte bekliyorum. Anlatabiliyor muyum? Önemli olan şurayı görebilmek. Önemli olan şuradaki rakamları görebilmek. Yani 16 TL'de alan adam 30 TL ya. Şu an ise 30 TL'de. Yani bunu öngörmen gerekiyor. Bunu bilmen gerekiyor. Peki bunu nasıl bileceğiz? Çarpanlara bakarak bileceksin. Tamam mı? Yani bu şirketi çok iyi yakından takip etmen gerekiyor. Ha şöyle de bir yorum yapabilirsin. Ya demek ki arkadaşım bu pandemi süreci biter ise bu 30 rakamlar katlanabilme durumu var. Evet ama ben onun da nihayetinde biraz risk taşıyan şeyleri elemeye çalışıyorum. Neden dolayı değerli dostlar? Çünkü diyorum ki arkadaşlar çarpanları şu an örnek veriyorum FK'sı 5 beş seviyesi. Ya bu FK'yı 10 TL seviyesine taşıyabilme durumum var. FK'sı ne zaman 10 seviyesine gelir ise ya da 8 seviyesine gelir ise ben burada kademeli bir şekilde çıkış yapabilme durumum var. E, tam o sıra esnada yarın öbürsüz gün bilanço gelecek. Bilanço geldiği zaman tamam mı güzel bir kar açıkları ise direktme FK'sı çarpanlarına bakarız. Kar durumuna bakarız. Dip notlara bakarız. Bilançonun en ince ayrıntısına bakarız. Aa hocam şimdi tamam 16'dan almışız 30 TL olmuş da. E bu ise şimdi 45-50 TL seviyesine gidebilme durumu söz konusu olabilir. Tarzında bir yorum çıkarsa yine devam etmeye çalışırım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden gerçek değere odaklanmanızı istiyorum değerli dostlar. Yani burada şimdi eee maliyetlerimi az çok görmüşsünüzdür. Şimdi buraya gelelim değerli dostlar. Bakın burada Türk Hava Yolları yine buradan da aynı şekilde almışım. Burada Sao'lu almışım. Burada petkim, burada e, Kardemir'de bakın kozal var 110 TL kozal. Ne zamandan beri? Hatta yani ben bir %30'dan da almıştım. Tamam mı? 130'dan da aldım. Hala Kozal'ın gidebileceğine inanıyorum. O yüzden e, yani düşebilirler, kalkabilirler. Yani şu an hisse kaç TL'de Kozal? 130 TL seviyesinde. 110 maliyetim, 130 TL'de e, hissenin anlık fiyatı. Çok fazla kale almıyorum bu tarz şeyleri değerli dostlar. Şimdi arçelik dedik, şimdi bir e, arçeliğe bakalım. Bakın maliyetim 39.50, hissenin anlık fiyatı 55.80. Şimdi 39.50 seviyesine bakacağız değerli dostlar. O süre zarfı içerisinde bizlere e, nasıl sıkıntılar çıkarmış onu bir görelim. Şimdi evet değerli dostlar yani buradaki seviyeden aldık. Şimdi 39 seviyesi bu da değerli dostlar maliyetimi düşürdüğüm seviyelerdir. Hatta şöyle bir bakalım 39 seviyesi 39. Şuradaki seviyeden almışız. Biz de şu an şuradaki seviyede. Tamam bakalım yüzde kaç kardayız? Yüzde 44 kardayız değerli dostlar. Tamam mı? Yani arçelik 4 aydır bekliyorum. Aynı şekilde Türk Hava Yolları da 4 aydır bekliyorum. Bir tanesi %80 gitmiş. Bir tanesi %44 gitmiş. Anlatabiliyor muyum? Ya buradaki seviyeden bile hala çıkaramamışım. Neden? Çünkü yani ön gördüğümüz teknik hedefler var. Gidebileceğine inandığımız seviyeler var. Anlatabiliyor muyum? Bilançosu açıklandı. Ya bir önceki bilanço açıkladığı an itibariyle şuradaki seviyelerdeydi sanırım. Tam olarak hatırlamıyorum ama yani o kadar düştü ki. Bir hafta boyunca iki hafta boyunca hisse düştü. Ama ondan sonra bir baktığında hisse genel itibariyle yüzde yetmiş yüzde seksen prim yapmış. Size demek istediğim şey değerli dostlar mutlaka ama mutlaka şirketlerin gerçek değerine odaklanmanız gerekiyor. Tamam mı? Şimdi hissen burada 11 hissenin anlık fiyatı on yediymiş bunları geç. Ee, Aksen 7 evet. Maliyet ve şu an neredeyse ikiletmişim. %80 oranında bir kar marjım var Aksen'de. Hemen bir bakalım. Evet. Şimdi değerli dostlar şuradaki şur, şu hatta pardon şuradaki seviyeden itibaren takibe aldık bu ise Hatta ee, evet, şuradaki seviyeden itibaren hem katılda paylaştık hem de gerçekten yolu uzun olduğuna inandığımız şirketlerden bir tanesi. Maliyetimizle beraber ise şu an an itibariyle maliyetimiz buradaki seviyede %70 oranında kardayız. Bakın bu süre zarfı içerisinde düşmüş kalkmış düşmüş kalkmış düşmüş kalkmış şöyle bir günlük grafiğe getirelim. Grafikten tam olarak anlayabilirsiniz. Bakın yükselmiş artı 7 yapmış sonra eksi eksiyle kapatma durumu söz konusu olabilmiş tamam mı? Yani artı 7 yapmış sonra gül kapanışı e, artı 3 ile kapatmış. O süre zarfı içerisinde düşmüş düşmüş düşmüş. Sonra artı 0.20 artı 0.30 bu şekilde artı 1 ile kapatmış. Artı 2 ile kapatmış. Bu şekilde bakın artı 3, 4 yapmış. Ondan sonra eksi ile kapatmış. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 gün boyunca üst üste düşmüş. Yine elimizden çıkarmadık. Neden? Çünkü bu şirketin gerçek değerini biliyorsun. Yani en azından öngörüyorsun. Bu şekilde şu an totalde baktığımızda %70 %80 oranında karda olduğunu görebiliyorsunuz. O yüzden şirketlerin gerçek değerine odaklanır iseniz sizin zarar etme durumunuz Allah'ın izniyle olmayacak. Tabi bir ay süre zarfı içerisi için konuşmuyorum. iki ay bakın. Yani bu videoları çekerken ya şuna bir bakın ya. Şuna bir bakın. Bak bu adam bu adam bir ay önce bu, bu şirketleri paylaşmış. Bir ay önce sürekli bu şirketleri paylaşmış. İki aydır sürekli aynıcı ağzından ee, çıkan bütün kelimeler bu şirketlerle ilgili olmuş, tamam mı? Bu şirketlere yani şimdi iki ay geçmiş. Sen bu süre zarfı içerisinde tabi adamlar günlük hisse paylaşımı yaptığı için günlük haftalık e, takip listesi paylaştıkları için sen bir ondan bir bundan, bir ondan bir bundan alırken zarar etmişsin. Ama halbuki bakın iki ay önce bu adam portföyündeki hisseler, ben bunu bir, bunun bir ay öncesini de paylaştım, tamam mı? Yani. Bassan odaklasan şu an %70'ler %80'ler görebilme ihtimalin hala var. Anlatabiliyor muyum? O yüzden gerçek değere yatırım yapmanızı istiyorum. Biz paylaşırız 2 hafta boyunca düşer 3 hafta boyunca düşer 1 ay boyunca da düşebilme ihtimali var. Düşebilme ihtimali var derken yani zaten 1 ay boyunca üst üste düşen biri ise benim bulaşmam. Genel itibariyle temel analizi sağlam. Ben temel bazlı baktığım için teknik bazlı Hisse şu an buradadır. Bilanço gelmiştir. Hisse buradan aşağı düşer. Tamam mı? Mecburen. Çünkü burada alım yapan adam. Burada alım yapan adam. Hisseyi böyle aşağı sürükler. Tamam mı? Buralarda toplar. Buralarda toplar. Topladığımı ondan sonra tekrar gider. Arçelik gibi. Arçelik hepimize bir ders olması gerekiyor. Çünkü bilançosu, geçen bilançolar. Yani bu bilançoyu kastetmiyorum. Geçen bilanço açıklandıktan sonra. E, biz hem katılda da paylaştık. Hem de. Kendi yatırımlarımızı kademeli bir şekilde aldık. Aldıkça düştü. Aldıkça düştük. Topladık topladık. Çok şükür elimize güzel bir şekilde lotumuz da oldu ve iki hafta sonrasında kademeli bir şekilde düzgün bir şekilde istikrarlı bir şekilde e, her Allah'ın günü neredeyse yükseldi değerli dostlar. İşte bu tarz şirketlere dikkat etmemiz gerektiğini bu şirketlerin yani bilançosu güzel gelen şirket aynı şekilde Sağol'da da bilanço güzel gelecek. Aselsan'da da e, bilanço çok güzel gelecek. Doğu'da da güzel bilançolar gelecektir değerli dostlar. Neden? Çünkü döviz kuruna. Bak Çemtaş'ta da güzel bir bilanço geldi. Bu süre zarfı içerisinde hisseleri düşürecekler. Bakın şu an e, önden bir bilançoyu satın alma durumu var. Şirketler var. Sağoldur, Aselsan'dır. Bilanço geldikten sonra diplerden alan adamlar elinden çıkarmaya çalışacaklar. %5, %7 şişede görmüş olduğun gibi. Aşağı sürdüler yüzde beş altı ondan sonra hop iki hafta sonra bir bakmışsın hisse uçmuş kaçmış artık gerçek değerine doğru gidiyor. Şimdi ben sağ olun gerçek değeri yani benim gözümde gerçek değerinin kaç TL olduğunu 3 ay öncesinden söyledik dostlar. Ne söyledik efendim 20 TL yani 17 18 bir de 20 TL bandı dedik. Hisse şu an kaç TL 20 TL. Peki biz bu süre zarfı içerisinde kaç TL'den bahsettik o zaman hissenin fiyatı neydi 9 TL seviyesi. Anlatabiliyor muyum? Yani ama şimdi bilanço geldikten sonra bu 20 TL de bana az gelebilir. Yani çünkü bilançoyu görmemiz gerekiyor. Tamam mı? Yani şu an baktığımızda zaten yani biz otu şirketleri neredeyse tamamı var portföyde arkadaşlar. O yüzden e, iyi şirketlere yatırım yapmanızı isterim. Ege Seramiktir, Esendir. Bak Exe, Esen bak şu an zarardayım. Geçen günlerde aldım. Hatta şu an e, Esen'in grafiğini paylaşayım. Şurayı bekliyorum. Esen'deki gerçek alımımı yapmamışım da. Güzel bir alım. Yine güzel bir param var içinde açıkçası. Yani şuraya gelir ise şuraya gelir ise bakın şuraya gelirse. Bak ES'nin net yükselişi ne zaman olur biliyor musun? Şurası kırılır ise şöyle bir hacim gözükür ise o da 17 17'ye mi takabül ediyor? Mart yani artık bilanço ne zaman gelir? Bilançosu güzel gelir ise taşırım. Taşımaya devam ederim. Bilanço beklediğim gibi gelmez ise çarpanları düşmez ise zaten çarpman olarak ucuz. Ama mı? Bilançoyu inceleyeceğiz. Nakit anlamında bir sıkıntısı yoksa şirketin. Ben bu ise neredeyse şu anki lot kadar 3 katı 4 katı bir lotta sahip olacağım. Neden diyecek olursanız abi bak şimdi olayın ciddiyetinin farkına varmanız gerekiyor. Size bunu söylüyorum. Ben bu ise buraya gider falan demem. Bu benim yapıma terstir. Tamam mı? Eğer ki yarın öbürsü gün ya yani bu, bu bir yıllık 2 yıllık süre zarfı içerisinde tamam mı? Eğer ki bu şirket güzel bir bilanço açıklar ve buranın üstünde kapanışlar gelir ise bu sefer yani ciddi anlamda prim elde edebilme durumu söz konusu olabilir. Benim bu hissede neredeyse yüz prim kazanmam demek. Yani maliyetim şu an 31 de ya, yani 26'ya gelirse neredeyse bu iş şirketin 3 katı kadar yani şu anki elimdeki lotun 3 katı kadar lot alacağımı size söyleyebilirim. Ve yani buradaki seviyelere gelirse ya kesin bir şekilde alırım ya kesin bir şekilde alırım. Eğer ki bilançoyu da beğenirsem değerli dostlar. Keza bilanço şu an itibariyle bir önceki dönemle aynısı gelse bile dahi hala uygun olduğunu düşünebiliriz. Ee, tab tamamıyla uzun vadede beklemek gerektiğini düşünüyorum. Yani 30 TL'de alan bir adam. E, yani ben şu an 26-27-28 26, 26 27, 28 bandında da e, alır isem maliyetim 28 TL seviyesine gelmiş olacak. 28 TL'den aldığım bir şirketi 60 TL satmam demek e, içindeki lotumun iki katı demek. Yani içindeki ana paranın iki katı bir para demek. Bu da az uz bir şey değil. Yani bir iki ay, üç ay sonra, beş ay sonra beklemiyorum. gerekirse altı ay beklerim. Üç ay beklerim. Yüzde yüz ya. Şöyle düşünsene. 200 bin koyuyorsun, 300 bin koyuyorsun. 600 bin oluyor ya. Tamam mı? 600 bin oluyor. Az mı? İşte para kazanmak borsa bir nimettir arkadaşlar. Size onu anlatmaya çalışıyorum. Bakın para basacağız dedik. Basmadık mı? Basıyor muyuz? Basman gerekir. Ama sen dün satmışsan bugün almışsan 3 ay önce almışsın 7 TL'den 8 TL'den tamam mı? 10 TL'ye gitmiş satmışsın %30 primini almışsın hisse şu an 20 TL'de ise sen zarar etmişsin abicim. %30 nedir? Sen o %30 senin ne işine yarıyor? Hisse %20 düşmüş. %20 zarardasın. Önemli değil ki. Yukarıda %100 teknik hedefi var. Bunlara. Ya biz bunları gördük yanlış anlama. O endeksin Üç gün üst üste taban yaptığı günde full bir şekilde maldaydım. Burada yazdım, burada paylaştım. Burada sizlerle paylaştım. Yüzde yüz maldayım abi. Yani yüzde yüz derken bütün hisselerim aynı şekilde duruyor. Satmadım. Yüzde otuz düştü ya hisseler. Genel itibariyle hisselerin tamamı yüzde otuz düştü. Sabır etmesini bilmez isen sen normalde adam günlük hisse paylaşımı yapıyor hisse artı 3 yapıyor. Evet ki arkadaşlar an itibariyle artı 5 yaptı hissemiz. Allah bin bereket versin. Abi adamın bir pörtveyine baksana. Eğer ki adamda o hisse varsa adam eğer ki yatırım yapmışsa o hisseye yatırım yapsa bile Allah'ın izniyle ben açık bir şekilde söyleyeyim. Zarardadır adam ya. Bilmiyor. Kafası karışık. Hangi şirkete yatırım yaptığını bilmiyor ki. Tamam mı? O yüzden geleceği parlak olan şirketlere yatırım yapmanızı isteyeceğim. Bunlar benim şahsi görüşümdür. E, ee, neyse şimdi nargilem önümdedir derdi dostlar. Arkama yaslanmışım güzel bir şekilde. Ee, şimdi totalde baktığımızda neredeyse %600 %700 oranında bir kar marjım var Pörtve'ye baktığında. Tamam mı? O yüzden e, ben kardaysam beni takip eden insanların da karda olmasını isterim. Onlar da büyük ihtimalle karda olduğunu düşünüyorum. Çünkü tepkiler güzeldir. Özellikle Twitter'dan güzel yorumlar alıyoruz değerli dostlar. Ee, yani en azından DM'de. Mutluyum, sevinçliyim, huzurluyuz. E, biliyorsunuz ki bir aydır doğru düzgün videolar çekemiyoruz. Neden? İşte e, hem bizim e, bazı kurslarımız vardı hem de işte tatil araya girdi. Tatile gittik. E, dedik ki bir kazandığımız paraları bir yiyelim dedik. Hatta burada <laughs> burada da paylaştık derdi dostlar. Yani soran olsa borsada kazandığını yemeye geldi. Dün paylaştık. Endeksin eksi 2, 3 yaptığı zamanda da Delikanlı bir şekilde yazdık. Bizim korkumuz yok ki bu tür şeylerde. Rica ediyorum değerli dostlar. Mutlaka ama mutlaka Twitter'dan takip edin. Çünkü orada güncel olarak hisse paylaşımını yapmayacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Ee, katıl için de ekstradan bir şey söylemeye gerek yok değerli dostlar. Ee, çok şükür bence durumumuz çok iyi. Katıla e, şimdi bu e, iPhone'larda katıl butonu çıkmıyor değerli dostlar. Onun için benim yapabileceğim bir şey yok. Yani katıla gelmek isteyen var ama... E, mobil kullandıkları için e, e, iPhone'larda orada çıkmıyorlar. Onu bilmiyorum değerli dostlar. Onu bir araştırın isterseniz. Ben araştırdım. E, sanki Android'de giriş yapmanız gerekiyor ya da bilgisayarda giriş yapmanız gerekiyormuş. E, onu da size söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Bakın bu söylemiş olduğum, bu göstermiş olduğum. Çok fazla pörfey e, paylaşmak istemiyorum sizlere. artık Orada zaten genel itibariyle e, durdurursunuz. Bakarsınız hangi hisseler, hangi elimde ne kadar varmış, maliyeti neymiş. Öğrencilerin evet, şu an fiyatı neymiş onlara bakarsınız. Onlara yatırım yaparsanız ciddi anlamda zarar edebilirsiniz. Çünkü hisseler %60 %70 yukarıdadır. Benim maliyetimin çok çok dedi. Oralardaki seviyelerden herhangi bir yerden alırsanız hisse %20 düşerse sizi deli gibi etkiler, psikolojiniz bozulur. O yüzden yeni paylaşacağımız şirketlere odaklanmanızı isteyeceğim değerli dostlar. Çünkü biz yeni paylaşacağımız şimdi yavaş yavaş katılda geniş şirketlere yer vereceğiz değerli dostlar. Neden? Çünkü bilanço zamanıdır. Bilanço zamanını çok iyi geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden katıla gelmek isteyenler varsa yarın öbürsü gün bilançolar geldikçe biz de bilançoları ince ayrıntılı baktıktan sonra biz onları paylaşacağız. Yarın öbürsü gün teknik hedefimiz gerçekleşirse Twitter'dan bunun zaten öncesini sonrasını işte kendimizi övecek cümleler kullanırız. Övülmek Allah'a mahsustur bu arada. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Değerli dostlar, güzel insanlar. Ee, mutlaka ama mutlaka değerli dostlar iyi şirketlere yatırım yapmaya çalışın. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi hiç değildir. Bunlar benim öngörmüş olduğum cümlelerdir. Türkçem bozuktur. Bazen yanlış cümleler kullanabilirim. O yüzden benim ağzımdan çıkan cümlelere bakarak yatırım yaparsanız ciddi anlamda zarar görebilme ihtimaliniz yüksektir değerli dostlar.